Size bu videomda Orhan Gazi'nin hayatını anlatacağım. Orhan Bey 1280-1281 yılında doğmuş ve 80 yıl yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı devleti oğlu 1. Murat'a 95.000 km² olarak bırakmıştır. Osmanlı beyliğinin kurucusu Osman Gazi ve Mal Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulema Maya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Sık sık halkın arasına karıştığı ve dertlerini dinlediği söylenir. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Suceddin, İhtiyareddin ve Seyfettin unvanları verilmiştir. Ölüm tarihinin 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar vardır. Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir. Nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı, hatta okur yazar olup olmadığı bile bilinmemektedir. Osmanlı tarihinde adının ilk geçişi 1298'de Nülüfer Hatun, Yarhisar Tepburu kızı Holafira ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Köprühisar'ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar Uçbeyliği verilmiştir. Osman Bey oğlunun emiri kebir beyleri rütbesiyle küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askeri eylemine katılmıştır. Beyliğe babasının sağlığında mı yoksa ölümünden sonra mı geçtiği konusu hala tartışılmaktadır. Bizans tarihçisi Loenikos Halkokodelis kaynak göstermeden babası ölünce oğlu Orhan'ın Uludağ'a çekildiğini ve sonra yanına asker toplayarak kardeşlerini alt ettiğini bildirir. İlk Osmanlı tarihçilerinden İbni Kemal tarihinde Orhan Bey'in ahi liderlerinin kararı ile bey olduğunu bildirmekte ve Ruisi Hadem ve Vucuh ulu oğlu Arhan'ı riyasete layık gördüler demektedir. Aşık Paşazade Oruç Bey, Nesri gibi ilk Osmanlı tarihçileri ve geleneksel kabul edilen anlatıma göre beylik ileri gelenleri ve Osman Bey'in çocukları Osman Bey'in ölümü ardından bir toplantı yapmışlar. Bu toplantıda Orhan Bey kardeşi Alaaddin Bey olmasını önermiş ama Alaaddin bunu kabul etmeyip kardeşi Orhan'ın askeri başarılarından dolayı devlet ileri gelenlerinin uygun gördüğü gibi küçük kardeşi Orhan'ı beylik tahtına münasip gördüğünü ifade etmiş ve böylece Orhan tahta geçmiştir. Adına kesilen ilk Osmanlı akçe sikkesi Rebi Evvel 724 Şubat 1324 tarihi taşımakta ve Orhan'ın en genç bu tarihte bey olduğunu kanıt sağlamaktadır. Osmanlı'nın ilk tapu senedini miladi 1301 yılında Orhan Gazi Şeyh İzzettin İsmail'e Sakarya Akova'daki Çalıca ve Şehler Köyü vakıf tapusunu vermiştir. Orhan Gazi'ye bey olduktan sonra Şücettin, İhtiyarettin ve Seyfettin sanları verilmiştir. Adına Tuğra çekilen ilk Osmanlı beyidir. Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekle devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı beyliğini daha güçlü hal getirmiştir. Orhan Bey 1320'de Mudanya'yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına ulaştırmıştır. 1323 yılında Gebze'de kendi adında cami yaptırmıştır. 1321 ve 1326'ya kadar Gazi komutanlar emri altında Osmanlı beylik birlikleri beylik sınırlarına sevk edilmiş, Konuralp Batı Karadeniz dolaylarına, Akçakoca İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi Yalova, Yalakabat dolaylarına akınlar yaparak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazar Yeri yani Ermeni Pazarı, Sapanca, Ayan Gölü, Kandıra, Samandıra fethi yapılmıştır. 1326'da hedef bölgenin en büyük merkezi olan ve yıllardır abluka altında tutulan Bursa kenti olmuştur. Önce Orhaneli ve zaman Adranos Kalesi alınmış ve yıkılmış, sonra Bursa Hisarı'nı kuşatmak üzere Pınarbaşı mevkiinde karargah kurmuştur. Fakat Köse Mihal Bey'in diplomatik çabaları sonucu kale muhafızı Evrenos Kale'yi savaşsız teslim etmiştir. Köse Mihal Bey ve Evrenos Bey'in Müslüman olup Orhan Bey'in hizmetinde Akıncı Beyleri olarak görev yapmaları ve bu misyon kendi soydaşlarına devretmeleri Osmanlılı kimliği yaratma siyasetinin ilk başarılı sonuçlarıdır. 1. Vekayiname Bursa alışını 2. Cemazivel 726 Nisan 1326 olarak verilmektedir. Fakat
elde edilen bulunan bazı Orhan Gazi adına Bursa'da basılı olduğu gösterilen akçe sirkeleri daha önceki tarihleri de göstermektedir. Genel olarak Osmanlı tarihçileri Bursa'nın alınması ile Orhan Gazi tarafından başkent yapıldığını bildirirler. Sonraki yıllarda Orhan Bey'in Gazi komutanları akıncıları ile Kocaeli topraklarında ilerlemişler, Kartal ve Aydos kalelerini fethetmişler ve Boğaz kıyılarında görmüşlerdir. Mayıs 1329'da Bizans İmparatoru olan 3. Andronikos ve yakın danışmanı sonra imparator olan Ioannis Kantakouzinos 2000 paralı asker ile takviyeli bir Bizans ordusu ile Kocaeli'ye ilerlemiş, İzmit kuşatması yapan ise Orhan Gazi'yi ivedi yürüyüşle Darıca üzerine gelmiş ve ilk defa bir meydan savaşı olarak Bizans ve Osmanlı orduları 11 Haziran 1329'da Maltepe'de Palekanon Savaşı'na girmişlerdir. Bu savaşta Bizans ordusu Osmanlı ordusuna yenik düşüp bozguna uğramış ve Bizans İmparatoru 3. Andronikos yaralı olarak kurtulmuştur. Böylece 3. Andronikos'un Bizans Anadolu topraklarına geri alma planları suya düşmüştür ve Bizanslılar bir daha böyle planlara girişmemişlerdir. Orhan Bey'in bu askeri zaferi sonucu olarak bütün Hristiyanlar için ana itikat prensibi sağlayan Nisea itikadının 325'te kabul edildiği şehir olan ve Bizans Konstantinopolis'in Latinlerin elinden alıp kurtaran İznik İmparatorluğu'nun başkenti olmuş olan İznik Nisea 2 Mart 1331'de hiç direniş görünmeden fethedilmiştir. Orhan Bey ve yakınları tarafından yapılan imar çalışmaları çok kısa bir zamanda İznik bir Osmanlı kültürü, ticaret ve sanat merkezi olan bir İslam şehrine dönmüştür. Özellikle Orhan Bey İznik Büyük Katedrali'ni camiye ve bir manastırı medreseye çevirmiş, eşi Nülüfer Hatun bir imaret yaptırmış, oğlu Süleyman Paşa ise yeni bir medrese inşa ettirmiştir. İznik'te imar faaliyetleri devam etmekteyken Kara Tümürtaş Paşa Marmara'nın Gemlik ve Armutlu kıyılarına Osmanlı sınırlarına katmıştır. Sonra da eski klasik Roma İmparatorluğu'nun 284 ve civarı başkentliğini yapmış olan ve 6 yıldır Osmanlı ablukası altında bulunan İzmit Nikomedia 1337'de Bizans tarafından savunamaz duruma gelmiş, son Bizans valisi Prenses Marika Paleologos tarafından terk edilip Osmanlı orduları tarafından fethedip yönetimi Süleyman Paşa'ya verilmiştir. Bunun üzerine 3. Andronikos 1334'te Osmanlı hükümdarı Orhan Bey'e bir barış anlaşması teklif etmiş ve yıllık 12 bin Bizans altını haraç karşılığında Bitinya'dan Bizans elinde kalmış olan arazilere Osmanlılara hücum etmemesini teklif etmiştir. Böylece Orhan Bey'in Anadolu'da küffardan fethedeceğini önemli bir yer kalmamıştır. Orhan Bey bu nedenle 1340'lı yıllara beyliğinin yeni bir strateji olan komşu Türkmen beyliklerinin fethine yönelmiştir. Önce Karesi Beyliği'nden hükümdarlık kavgasına geçen Demirhan Bey ile Dursun Bey'in arasını bulmak nedeniyle Orhan Bey 1342'de Ulubat, Karaca Bey, Mihaliç ve Mustafa Kemal Paşa Kırmaslı kalelerini işgal etmiştir. Bununla da yetinmeyerek önemli bir askeri kuvvetle 1345'te Karaesi seferine çıkmıştır. Bu iki kavgalı bey Bergama'da sıkıştırılmış, Dursun Bey kuşatma sırasında ölmüş, Demirhan Bey ise esir alarak alınmıştır. Böylelikle Karaesi Beyliğine ait geniş toprakları ve Balıkesir, Manyas, Edincik ve Erdek kentleri de Orhan Bey idaresine geçmiştir. Sonra İç Anadolu'ya akınlar başlamıştır. Bu akınlar 1354'te Gerede ve Osmanlılara kuruluştan beri destek sağlayan ahilerin merkezi Ankara kalelerinin Orhan Bey'in eline geçmesiyle sonuçlanmıştır. Orhan Bey'in hükümdarlığının son döneminde yeni bir strateji ortaya çıkmıştır. Bu strateji Bizans'a yardım etme vesilesiyle Rumeli'ye Osmanlı askeri gönderilmesiyle başlayıp Osmanlıların ve Türklerin Rumeli'de toprak edinip şehirlere ve yerleşmesi ve yeni bir küffar elinden toprak fethetme sürecinin sonucunda da Orta Avrupa'ya uzanacak olan sürecin başlamasıyla devam etmiştir. Orhan Bey'in Bizans'a yardım etmesi bir iç isyan sonrası imparatorluk tahtına geçen 6. Ioannis'la kurulan yakın ilişkilerde başlamıştır. 1343'te Bizans İmparatoru zor bir durumda bulunuyordu. Selanik'teki valisi olan Ioannis Apokakos duruma hakim olamamış ve Banas fanatikleri Selanikli Zeotlarla olarak anılan bir parti tekrar idareyi eline almıştı. Sırp kralı 4. Stefan Dušan tekrar Bizans aleyhine dönmüş ve tüm Makedonya'yı istila etmek niyetiyle Seres Kalesi'ni kuşatma altına almıştı. Anadolu'da mütefiki olan ve daha önce askeri yardım sağlayan Aydınoğlu Umur Bey'in donanması, Papa'nın kurduğu Lig Mütefikleri donanması tarafından İzmir'de yakılmış ve İzmir Papalık Devleti mütefiklerinin işgal altına almıştı. Saruhanoğulları Beyliği asker sağlayabilecek durumdaydı ama bu kuvvetin hem Selanik'te hem de Sırp Kralı'na karşı bir askeri sefer için yeterli olmayacağına gayet açıktı. Onun için 1345'in ilk aylarında 6. Ioannis Orhan Bey'e yakın ilişkiler kurmak için temaslara başlamıştır. Kendisi tarih yazarı
Kısır'dan olan Kantakuzenus bu evlilik hakkında kitabında bir bölüm ayırmıştır. Buna göre Kantakuzenus biraz Türkçe öğrenmiş, iki hükümdarın birbirlerine ile yakın şahsi bağlantı kurmuşlar ve Orhan Bey ile şahsi görüşmeleri sırasında birbirinden güzel üç kızını da Orhan Bey'e tanıtmıştır. İkinci kızı olan Theodora hatunu Orhan Bey ile evlendirmek için anlaşmışlardır. 1346'da Orhan Bey'i düğün yeri olan Silivri'ye getirmesi için 30 gemlik Bizans donanması kullanılmış ve 3 gün 3 gece süren düğünden sonra aynı filo Orhan Bey'i ve mahiyetini geri götürmüştür. Ertesi yıl Orhan Bey yeni karısı Theodora ile bu sefer Üsküdar'da kayınbabası ile buluşmuştur. 1350'de Selanik'teki Bağnaz fanatikleri Selanikli zağıtlığa ortadan kaldırmak için harekete geçen 6. Yonis yine damadı Orhan Bey'den Türk süvari kuvveti desteği istemiştir. 20 bin kişilik Osmanlı süvari kuvveti ile takviyeli Bizans kuvvetleri ile 6. Yonis'in oğlu olan Mateus Kankuzonis'in komutası altında Selanik'e doğru ilerlerken Orhan Bey'in askerinin Anadolu'ya geri gitmeleri gerekmiş ve bu askerlerin gitmesiyle gücü çok azalan Mateus'un şansı yaver gidip Selanik yakınlarında bir Türk asıllı korsan filosu bularak bunları paralı olarak tutup Selanik'e girmeye başlamıştır. 1352'de 6. Yonis'in ortak imparator olan 5. Yonis ile arası açılmış ve 5. Yonis Edirne'de hüküm süre Mateus'a Sırplar yardımıyla hücum edip şehrin idaresini eline almıştır. Buna karşılık Konstantinopolis'te bulunan 6. Yonis'in damadı Orhan Bey'den askeri destek istemiştir. Orhan Bey bunun üzerine komutanlığını oğlu Süleyman Paşa'nın yaptığı bir büyük Osmanlı birliğini 6. Yonis'in emrine girmek üzere göndermiştir. Bu Osmanlı birliği ile takviyeli Bizans ordusu Bizans İmparatoru 6. Yonis başkomutanlığı altında Edirne'ye yürüyüp bu şehri kurtarmıştır. Aynı Osmanlı birliği birkaç ay sonra da bir karışık Sırp Burgal ordusunu donmuş olan Meriç Nehri kıyılarında yenik düşürüp imha etmiştir. Bazı Türk tarihlerine göre bu başarının sonucu olarak 1353'te Çinpe Kalesi Süleyman Paşa'ya bir askeri üs olarak verilmiştir. Masallaşmış bir açıklamaya göre ise Süleyman Paşa ve ufak ordusu Rumeli'ye salla geçiş yapmış ve orada ilk yerleşikliği kurmuşlardır. Her ne şekilde geçiş ve köprübaşı kurulmuş olursa olsun Osmanlılar Trakya'da Bizans şehirlerini birer birer zapt etmeye başlamışlardır. Çinpe Kalesi ve Gelibolu Kale şehirlerine başlayarak Bolayır, Keşan ve Rudoscuk, Tekirdağ 1353'te 54'te fethedilmiştir. Bunun yanında fethedilen toprakları korumak amacıyla Rumeli'de geniş bir iskan politikası uygulanmış ve Anadolu'da Trakya'ya Türkler getirilip yeni fethedilen yerleşiklere iskan edilmişlerdir. Ayrıca zaten Trakya topraklarında bulunan Türkler, Aydınoğulları ve Saruhanoğulları orduları kalıntıları da Osmanlılara katılmışlardır. 1356'da Osmanlılar Çorlu'ya kadar ilerlemiştir. Rumeli'deki Osmanlı toprakları üzerinde beylerbeylik görevi yapan Süleyman Paşa Çorlu civarında bir süre avı sırasında altından düşerek ölmüştür. 1357'de Süleyman Paşa'nın ölümü 1359-1362 arasında Orhan Bey'in oğlu ve veliahtı Murat Bey Rumeli'de Osmanlı ordularına komutaya başlamıştır. Osmanlılar 1361'de Demitoka ve Edirne'yi ellerine geçirmişlerdir. Mart 1362'de ise Orhan Bey vefat etmiş ve yerine oğlu Murat geçmiştir. Orhan Bey Osmanlı Beyliği'nin yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. İlk kez vezir ataması bu dönemde yapılmıştır. İlk kadı ve subaşı atamaları da bu dönemde yapılmıştır. Sancaklara kadılar gönderilmiştir. Divan örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi, adli teşkilatlar kurulmuştur. Yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu kurulmuştur. İlk donanma çalışmaları yaptırılmıştır ve Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır. Orhan Gazi babası Osman Gazi'nin 699 ve 1300 yılı civarında Eskişehir'de çıkardığı ilk baç kanunundan sonra Bursa'da Osmanlıların en eski ticari kanunu olan 21 maddelik ilk ihtisap kanunnamesini çıkartmıştır. Sonraki ihtisap kanunnamelerinde yer alan bazı maddelerin müvessinde içeren bu küçük kanunname Bursa'daki ehli hirfet ve dükkanların ödeyeceği bac miktarını belirleyen maddelerin yanı sıra ilk defa şarap satıcıları, kalaycılar ve hamam işletmecilerinin işletim ve üretim standlarını tespite yönelik bir takım kriterlere de yer vermiştir. Kanunnamede genel çerçevede Osman Gazi'nin baç kanunlarını belirlediği iki akçe baç bedeli korunmuş, kilender, libre, libre gibi ölçü birimlerinin de o dönemdeki varlığı ve Orhan Bey zamanında Bursa'daki esnafın hangi sınıftan ibaret olduğu da önemli birer tarihi veri olarak ortaya konulmuştur. Orhan Gazi son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini oğlu Şehzade Murat'a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir.
ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanın tarihçisi olan Aşık Paşazade, Orhan Bey'in Süleyman Bey'le aynı yılda 1358'de öldüğünü yazmaktadır. Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşındayken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtirler. Orhan Bey Bursa'da Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesine gömülmüştür. Eşleri Asporça Hatun, Bizans İmparatoru 3. Andrianopoulos'un kızı Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfuru'nun kızı 1. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım'ın annesi Tadora Hatun, Bizans İmparatoru 6. Ioannis'in kızı Şehzade Halil'in annesidir. Erkek çocukları Süleyman Paşa, Şehzade Murat, Şehzade İbrahim, Şehzade Halil, Şehzade Kasım, Şehzade Eyüp'tür. Kız çocukları ise Fatma Hatun, Hatice Hatun'dur.